Uzaylılar seninle konuştu mu ve ne söylediler? Uzaylıların varlığını bilmek dini inancını etkiledi mi? Neden seni kaçırdılar? Seni özel kılan neydi? Bu kaçırılma olayından sonra da üç kez de sperm Soramazsın'ın yeni bölümünde Özcan'la birlikteyiz. Özcan uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden bir adam. Merhaba Özcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sordukları sorulara cevaplamaya hazır mısın? Evet. Biraz kendinden bahseder misin? 37 yaşındayım. Bekarım. Kendi işimde gününe birisiyim Uzaylıların seni kaçırma deneyimini bize anlatır mısın? 2010 yılında Kuzey Finlandiya'da yaşadığım zamanlarda yatağımda yürürken gözümde bir sıcaklık hissettim. Ee, Tam uykuda değildim. E, hafif gözümü açtığımda gözüme bir lazer ışığın tutulduğunu gördüm. Ayağa kalkıp baktığımda pencereden vuran bir lazer ışığıydı bu. Büyük e, 3-4 metre çapında parlak bir disk gördüm. Ayağa kalktığımı fark edilince bu bir anda buhar olup kayboldu. Oksijen bulgundan kaynaklı değil kendimi öyle abuttum. 20 ay geçtikten sonra uyuşturucu verilmiş gibi bir anda kendim derin bir uyku gibi oldu. Daha sonra uyandığımda ormanın içindeydim. Arkamdan itekleyen birisi vardı, onu da hatırlıyorum. Neredeyse bir mahalle büyüklüğünde bir uçan daire tefemizde duruyordu. Ortasından büyük bir ışık yere doğru vuruyordu. Bu ışığın içindeki herkesi hatırlıyorum. Herkesin bildiği işte gri dedikleri bu kısa canlılardan, üç tane onlardan vardı. Onlardan uzun, insan boyunda bir tane bunun bildiğimiz alemi infolya gibi bir elbisesi vardı. Ama e, o üç tane grinin gözleri siyahken o bir tanesinin gözleri biraz daha mavi gibi. Farklıydı. Sonra çizginin içinde iki kişinin iki tane insan olduğunu gördüm. Birisi benden genç, birisi de benden yaşlı. Yaşlı olanı e, çok dikkat ettim. Çekik gözlü bir e, Türktü bu. Tatar Türküydü. Çizginin içine beni deteklediler. Çizginin içine girdikten sonra ben rüya olmadığını anladım. O genç olan çocuğu Çizginin dışına doğru itekledim. Çizginin dışında çarşaflı ve elinde bildiğimiz orak olan bilimlerde görebileceği o şey çizginin dışına iteklediğim çocuğun ayaklarına vurarak tekrar çizginin içine attı. O genç çocuğu. Ondan sonrasını ben bir sedyenin üstünde hatırlıyorum. Yani yukarıya çekildik falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafam sağa doğru dönüktü. Hiç kıpırdayamıyorum. E, o anda hiçbir yer atıp görmedim. sedyen üstündeyken. Her yer ışık ama kafam sağa doğru dönüktü. Eee çok ışıklı, bembeyaz bir duvar gibi kafası ve göbekten aşağısı olmayan bir insan gövdesi gördüm. Çok iyi hatırlıyorum. Kal, karaciğer ve mide. Bir anda rüya görmeye başladım. İstanbul'da mezarlığa doğru düştüğümü görüyordum. Her yeri İstanbul'u görüyorum. Birisi elimden tuttu benim. Allah demeye başla dedi. Beraber Allah demeye başlayınca bir anda gökyüzüne doğru yükseldik. Ondan sonra beni bıraktılar. Aynı evde uyuduğum yerde Böyle e, sol tarafı komple felç bir şekilde uyandım. Hemen nefes almaya başlayınca uyuşukluk falan gitti. Kalbimin attığını hissettim. Uyandım. Ya dedim ne kadar kötü bir rüya gibi bir şey dedim bu. Elimi atınca derimin altında bir şey vardı. Şu, nohut kadar bir şeydi. Sanki e, içime demir, yanmış demir gibi içimden bir koku geliyor. Ve dört gün boyunca bir tuhaf tuhaf sıvık kusmaya başladım. Beyaz e, gibi. Telefon sonra bağırmaya başladı. Yanımda duran telefon. Pilini çıkartıp takıyordum. Yine aynısı oluyordu. En <laughs> son sim kartı da değiştirdim. Konuşurken araya başkaları giriyor ama bu tuhaf bir ses. Kaçırılma öykünün zihninin sana oynadığı bir oyun olabilir mi? Uçan daire gözüme lazer ışığı tuttu. Ee, onu bile ben inan, inanmak istemiyordum aslında. Diyorum ki bu oksijenden kaynaklı. Uykuda rüya felci falan. Car, car, car. Biz, ben öyle düşünüyordum. Ama ikinci uçan daire olayında e, bu olayın olduktan sonra felç uyanmak bakıyoruz derinin altında sert bir cisim var. Fiziksel kanıtımız başa çıkardı yani. Hiç doktora gittin mi? Türkiye'ye kendim gönüllü geldim. 2012 yılının 5. 6. aylarında geldim. Dedim ki bunu bir an önce röntgenle, radyolojiyle görüntülensin, ortaya çıksın. Birçok e, radyoloji makinesine girdim yani. Röntgen, MR, ilaçlı, e, tomografi e, vs. ultrason. Hiçbir şey bunlar bulamadılar. Cisim el temasıyla, muayeneyle bulunuyor. Teknolojiyle bulunmuyor. Ortaya çıkması da yani verilmiş sadakamız varmış. Midemde problem çıkıyor. İstanbul'da inşaatta çalışıyorum. Ve işi bırakıp hastaneye gidiyorum. Doktor dedi ki röntgen istiyorum ve kan tahlili istiyorum. Röntgeni çektik. Kan tahlilini yaptık ee, ama daha doktorla aramızda hiçbir konuşma yok. Sadece mide kanaması ile ilgili konuşuyoruz. Dedi ki röntgeni görünce e, sen tüfekle yaralandın mı dedi. Dedim yok. E, trafik kazası geçirdin mi? Dedim yok. Dedi bir aç bakayım dedi. Burayı şey üstümü. Açtım. Baktı hiçbir şey göremedi. E, ama ben şüphelendim tabi. Benim çünkü 5-6 yıldır o zaman bulamadığımı bir şeylerim gördü dedim acaba. Çünkü CD, görüntü alma hakkım var. Gittim CD'yi istedim. Tamam dediler, verdiler. Gerçekten de bizim birçok hastanede bulamadığımızı o CD'de bulduk. Yani o CD'yi tekrar aldım. İstanbul'a tekrar getirdim o CD'yi. Biz yıllardır bunu bulamadık. Bu basit bir kasabadaki makine bunu nasıl buldu? CD'yi önce söylemedim. Tekrar gittim hastaneye. İstanbul'da bilindik büyük bir hastane. Dedim ki böyle bir olay var. Doktorum da bunu söyledi. Ee, bir önerken bir şeyler yapar mısınız? Kimse inanmıyor. Söyleyeceğim ama dedim yani bu olay kimse inanmıyor. Doktor bana dedi ben sana söyleyeyim dedi. Bu dedi e, İstanbul'da doktorluk yaptığımda senin gibi bir hasta daha vardı. Bu hasta gelmiş demiş işte ben uçan bir cismin içine alındım. Üzerinde bir metal taktılar. Beni bıraktılar ama benim kafam sağlam. Kesinlikle psikoloğa beni göndermeyin. Ee, öyle konuşunca doktor muayene ediyor. Gerçekten de muayenede deri altında yabancı cisim buluyorlar. O şahsın geldiği ülke Finlandiya. Ee, benim olayı yaşadığım ülke Finlandiya. O zaman inandı ve kalktı muayene etti. Evet dedi biliyorum şurada dedi. Röntgeni de gösterdim ona. Dedi ki yani çıkartırım ama vermem dedi. Sana birlik yaparım dedi. Ben de kabul etmedim. Sonra CD'yi bile Almanya'ya gönderdik biz. Onları biz istiyoruz. Biz çıkartıp almak istiyoruz dediler. Ama korkuttular yani bile bir nevi yani Gidersin öldürürler seni. Deney yaparlar falan. Onun için orayı da iptal ettim. Bitmedi. Uzayların varlığını bilmek dini inancını etkiledi mi? Evet. Güzel bir soru. Aslında pek etkilemedi ya. Pek etkiledi diyemem. Çünkü araştırdığıma göre bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim'de de 18 bin alem var deniliyor. Bu 18 bin alemden belki de bir tanesi. Uzaylılar seninle konuştu mu ve ne söylediler? Bu ilk bu metaller takılırken o uçan dairenin yere ıı, ışık vurduğunda çizginin dışındayken ıı, bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Bir dilimiz insan sesi. Iı, Bao diye bir ses frekansı. Wow diye uzun bir ses frekansı. Ama ıı, iletişim kurulamayınca telepatik yöntemlerle iletişim kuruyorlar kayıp bir şey bana sormaya çalışıyorlardı sanki. Onu hatırlıyorum ama çok kısa hatırlıyorum. Yani sanki onlardan birisi kayıp olmuş bunu soracaklardı bana. Ama çizginin içine girdikten sonrası onu bir daha şey yapmadım. Ama telepati yoluyla kayıp bir e, sanki onlardan birisini soruyorlar. Hiç psikoloğa gittin mi ve sana tanı konuldu mu? Evet psikoloğa gittim. 2-3 doktor değiştirip en üst doktora gönderdiler. O da dedi ki sende hiçbir şey yoktur. Bizim İşverenimiz hiçbir şey yoktu. Sen gidebilirsin dediler. Neden seni kaçırdılar? Seni özel kılan neydi? Ben de bilmiyordum ama yıllar sonra araştırmak zorunda kaldım. Çünkü birçok insanda bu olay yokmuş. bu olay birçok insanda olmayınca da beni sürükledi araştırmaya başladım. Bu işin ucunu babamla anne tarafında buldum. Çünkü onun ve erkek kardeşlerinin bazı kitapları da varmış farklı dillerde yazılı. Onlar ölünce birçok farklı dilde yazılı olan kitapları kayboluyor, bulunmuyor. Babamın annesinde yüzünde dövmeler vardı. O dövmelerin, işaretlerin ne anlama geldiğini de onlar hiç kimseye söylemeden ölüp gidiyorlar. Çok araştırdık. Bu metaller bizim soyumuzdan 100 yılda bir kişiye takılıyormuş. Bu 100 yılda bir takıldığını da biz İnternet üzerinde Amerika'da bir üniversitenin kütüphanesinde bulduk bunu. Bir bazı evraklara daha rast geldik. O evrakları da buradan açıklıyorum. Ee, Bulgaristan Sofya müzesinde bir döküman buluyorlar. Bu dökümanlar e, inen zamanında Bulgaristan'a kağıt yapılmak için gönderiliyor. Ee, Türkiye'deki araştırmacılar işte Bulgaristan hükümetliği anlaşıyorlar. Bu evraklar Türkiye'ye getirildiğinde Dünyadaki herkes Amerika ile birinci bir bölge diye tabir ettikleri bölge aslında 1839 kayıtlı benim doğduğum kasaba çıkıyor. İsmi de Osmanlıca yazıyor. Bu yüzden de bu bizim soyumuzdan gelen bir e, iletişim. Sana inananlar var mı yoksa deli olduğunu mu iddia ediyorlar? Ee, inananlar bana inananlar 10 e, yıl içinde bir tane, bir kişi bile denk gelmedim. E, İnanan kimse yoktur. Çok lakap takanlar var. Yani senin de UFO var mı? Senin de uzaylı mısın? Reptilian mısın? Birçok lakap takıp böyle sorular soranlar var. İnsanların bana çok inanmalarını beklemiyorum. Yani herkesi ben kimseyi inandırmak zorunda değilim. Yani ben istediğim kadar ne söylesem söyleyeceğim ama insanlar istediklerini kadar da alırlar. Ben onlara pek inanın, inanın diyemem. Ama olay hepsi gerçek, gerçek olmazsa Zaten sizin iletişim için kurup buraya geldi. Sence amaçları sana zarar vermek miydi? Takılı olan yerler, midemdeki takı, mideme yakın olan takılı olan yerlerde çok daha eskiden benim midemde problem vardı. Bu olaydan 8-9 yılda öncesine ait problem vardı. Yemek borusunun hemen burada bir viraj gibi bir yer var, göğüs kafesim burada. Oraya sanki bir tür yama yapılmış. İçeride bir tür yama gibi bir şey düşünün işte. Ama bu yama röntgende oldukça belli oluyor. Ee, sağ kolumun altında buldukları da e, o da çok tuhaf. Sağ kolumun kası, kas yapısı e, fizyoterapist arkadaşlarım farklı olduğunu söylediler. Çünkü dediler ki bu sağ kolum daha gelişmiş, e, sol daha zayıf. Kötü olmuş olsalardı e, birkaç defa fayans işi yaptığımda e, belim kilitlenmişti neredeyse. E, düşünün kapı kilitli yine kimse yok. Elime atıyorum sırtımda şöyle aşağı bel kısmında bunu inşaatçılar çok iyi bilir belimdeki müthiş bir ağrı elime atıyorum bir sürü kablo bağlanmış gibi bir baktım yani korkumdan hiçbir şey diyemedim o garilerden bir tanesi duruyor sırtımdaki bütün acıları saniyeler içinde yok edip alıyor şu da çok tuhaftı, burası bana çok tuhaf geldi bu acı petrolden daha değerli diyordu. Bütün acılarımı alıp tekrar kayboldu. Yani saniyeler içinde. Yani düşün uyanığım ama uyumuyorum. Ama korkumdan gözümü açamıyorum. Uyumuyorum. Tıp gözüm kapalı. Elim atıyorum. O grilerin boyunda birisi. O şekilde söyleyeyim. Bütün acılar saniye içinde, saniyeler içinde alınıp götürüldü. Bu kaçırılma olayından sonra da birçok kez ziyaret edildim. Şunu da söyleyeyim. Bunu çok yerde de söylemedim aslında da birçok kişiye söylemedim. 3 ee, kez de sperm çaldılar.